Diyor ki Sayın Belediye Başkanı. Bağlantı gitti. Şimdi tekrar geri dönüyoruz çadıra. Ve diyoruz ki bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Devrimci tutsaklarımız serbest bırakılsın. Bunlar için de her gün, gerekirse her saat, 24 saat, gerekirse haftalarca, gerekirse aylarca, gerekirse yıllarca biz burada duracağız. Durmaya da devam edeceğiz. Alanları terk etmeyeceğiz asla. Alanları asla terk etmeyeceğiz. Direnişe devam. Bu daha başlangıç. Evet. Mücadeleye devam. Devam. Anneciğim. Evet. Evet, evet. Her ikisi aynı anda. Şimdi arkadaşlar, biz burada Ayi Bey'i, beşinci gün oldu. Beş gündür ki buradayız. Ve bütün halklarımız da bize sahip çıkıyor. Yemeğiyle, ekmeğiyle, çayıyla, çorbasıyla, suyuyla. Herkes buraya bir şekilde katkı sunuyor. Ve sunmaya da devam ediyor. Bize. Burada çok güzel bir komün hayatımız var. Çok güzel bir komün hayatı yaşıyoruz. Halkla birlikteyiz. Bizi hiç yalnız bırakmıyor halkımız. Bakın bu arkadaşımızın, çocuk, genç arkadaşımızın da bir sözü varmış. Şöyle bakalım. Hadi bakayım. Teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sen? Ben uyuyacağım ya. Yatağımı boşaltın, uyuyacağım. Büyükşehir Belediyesi'ne karar çıkarttılar. Aşağıdaki camiyi oraya getireceğiz. Arkadaşlar, biz kendimiz camiye karşı değiliz. Hepimiz inançlı insanlarız. Şimdi altını ticaret tane, üstünü ibadet tane yapacağız dediler. Şimdi bakın, seversiniz sevmezsiniz. Ecevit'in, rahmetlinin bir sözü vardı. Su işleyenin, toprak işleyenin, su kullananın demiştir. Sloganıyla iktidar olmuştur. Değerli arkadaşlar, biz evimizin içine sahip çıkmalıyız. Yani parklarımıza bir sahip çıkarsak bizim olacak. Biz sahip çıkmazsak onların olacak. Bu dilek ve temennilerimle bu direnişimizi devam ettireceğiz. Burada renklere takılmayacağız. Bu gücümüzü, birlikteliğimizi genişleteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin diyorum en sonunda, ben aynı zamanda bir siyasetçiyim arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Mamak Belediyesi'ne dıktığımızda bu sorunları, bu bizim evlerimizi, parklarımızı çözmüş olacağız. Bütün hepinize Türkiye, teşekkür ederim. Bütün Türkiye'yi çözecek. Muhtarıma teşekkür ediyoruz. Biz her ne kadar Tuzluçay Mahallesi muhtarını hiç şu alanda görmesek de muhtarımın Şahintepe'den kalkıp buraya gelmesi bize gurur vermiştir. Umarım herkes bir cümleyi ilave edeceğim. Arkadaşlar, korkularımızı yenmeliyiz. Heyecanlarımızı yenmeliyiz. Liderler önde gidecek. Bakın, ben muhtar olarak bütün eylemlerin içerisinde önde gidiyorum. Kaçanları da biliyoruz hocam. Biz bu cesaretimizi gösterdiğimiz sürece biz arkadaşlarımızla savcılığa giderken kaçan CHP'li arkadaşları da hatırlıyoruz. Eyvallah. Bunu da unutmuyoruz. Ondan sonra keşke seçim zamanlarında değil de, ondan sonra aday tanıtmaya değil de, buraya oy istemeye değil de giriş için gelseydiniz ve biz de buna inanabilseydik. Biz burada 35 gündür Hüseyin Aslan burada. Muhtar burada. Şahin Tepe var. Hocam, tartışma yapmayalım. Teşekkür ederim. Bitsin, siz sözün. Ben sormak istiyorum. Evet arkadaşlar, benim tek söyleyeceğim şu var. Türkiye'nin sömürgesi. Arkadaşlar birleşelim. Arka taraf. Ben ya annemi bir ne yapalım ya? Annemi bir dinlendirelim. Ne yapalım? Dinlendirici uyuşturucu bulalım. Ne yapalım? Ya bir susturamadık sen ya. Evet dostlar. Evet arkadaşlar. Ben sizlere ne AKP'li sömürüsünden, ne CHP'den, ne MHP'den, ne BDP'den, ne de parti düzeyi olarak bu düzenin içinde parlamentodan yer almak isteyenlerden bahsedeceğim. Türkiye'de iki sınıf vardır. Bir sömürülenler. Sömürülenler belli. Bizleriz. Bizler sömürülüyoruz. İşçi olarak sömürülüyoruz. Bizleri kim sömürüyor? Meclisteki insanlar sömürüyor. Bizleri kim sömürüyor? AKP sömürüyor. Bizleri CHP sömürüyor. Bizleri MHP sömürüyor. Niye bunu açıklıkla söylüyorum? Çünkü kendileri 20 bin lira maaşa ellerini büyük bir zevkle kaldırırlarken 5 saniye geçiyor. Ama işçiler için bir adım atılmıyor. İşçiler sömürülürken bir adım atılmıyor. Bakın, AKP'yi eleştiriyoruz. İstifacı sokaklardayız. 40 gündür ben sokaklardayım. Madem abim CHP'yi o istedi. Hatırlatıyorum.